Melek'le Yemek Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz erik ekşisi nasıl yapılır? Hepinize iyi seyirler diliyorum. 10 kilo eriklerimizi önce güzelce yıkıyoruz Düdüklü tencereye koyuyorum 2 tencerede haşladım 5'er kilo olarak arkadaşlar Kırmızı Ekşi erik mayhoşumsu erik arkadaşlar tatlı erik değil 2 düdüklü de haşladım kaynadıktan sonra 20 dakika düdüğünü kapatıp 20 dakika haşlıyoruz 20 dakikanın sonunda arkadaşlar Gördüğünüz gibi eriklerimiz böyle oluyor. Düdüklü tencerede yapmamızın sebebi daha hızlı şekilde işimizi bitirmek ama isterseniz siz tek seferde büyük bir tencerede normal şekilde haşlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gördüğünüz gibi hem rengi, hem kokusu hem de görüntüsü çok güzel olan eriklerimiz. Şimdi bir tane çuvalın içine alıyorum arkadaşlar güzel şekilde. Suyunu süzdürüyorum. Biz normalde köyde hep çuvallara koyarız, ama siz isterseniz bez torbada olabilir. Yani buradaki amaç suyumuzu, yani posayı torbada, suyu da erik suyunu da dışarı vermek amacımız. İstediğiniz şekilde şeylerle yapabilirsiniz, ama sadece suyunu alacağız arkadaşlar. Posa falan içine kaçmayacak. Erik ekşisini yapmak için tatlı eriye ihtiyacımız yok. Mayhoş olan, hafif ekşimsi olan erikleri kullanıyoruz arkadaşlar. Tatlı eriklerle erik ekşisi olmuyor. Erik şurubu yaptığımız zaman biz şurup deriz. Ekşisi çok demeyiz hani erik şurubu. Erik şurubunu yaptığımız zaman arkadaşlar ay, kış aylarında ayran niyetine yemeklerimizin yanında katık olarak kullanırız. Bazen şekerli bazen şekersiz vaziyette. Kısırlarımıza kullanabiliriz. Mercimek köftesini arkadaşlar yani ekşi olan her yere ekşim erik ekşisini kullanabiliriz. Şimdi torbaya bu erik suyunu süzmek çok basit arkadaşlar. Süzülenleri bir tane tencereye suyu böyle döküyorum gördüğünüz gibi rengi harika ama çok ekşi bir erik arkadaşlar. Kırmızı olduğuna bakmayın bu erik cinsi ciddi şekilde ekşi bir mayhoş bir erik. Lene Erik suyu biriktikçe arkadaşlar alıp tencereye boşaltıyorum. En sonda üstüne bir tane taş koyuyorum. İçindeki sular iyice dışarı çıksın diye. Bir taraftan da erik suyunu ocağa koydum. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erik suyum kaynıyor. Hiç uğraşmıyorum. Ocakta kaynaya kaynaya koyulaşıyor arkadaşlar. Aslında erik şurubu yapmak çok kolay, çok basit. Kenardaki posaları da alıyoruz güzel şekilde Bayağı uzun bir kaynadı arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki saat kaynadı Gördüğünüz gibi neredeyse tencere yarıdan fazlaydı Kaynaya kaynaya dibinde 1 litre Arkadaşlar erik ekşim kaldı 5 kilo 5 litre erik suyundan arkadaşlar gördüğünüz bu kadar kaldı Ama çok bereketli çok kullanışlı erik suyumuz hem rengi çok güzel, hem kullanışı dediğim gibi kış aylarında ayranımız olmazdı eskiden arkadaşlar ineklerimiz kururdu kışın yemeğimizin yanına ayran niyetine dediğim gibi bunu kullanırdık biz ama ben artık evimde ya o zaman sadece onu bilirdik kullanmayı öyle bilirdik arkadaşlar artık her türlü şekilde kullanabiliyoruz ya da sabahları sadece aynen nar ekşisi gibi öyle düşünebilirsiniz sabahları direkt böyle bir çay kaşığı da hani normal koyu kıvamda arkadaşlar ilaç gibi hani içiyorum sabahları hiç fark etmez şifa deposu yani doğal olan şeyleri dikkatli şekilde kullanmak lazım çok abartmamak lazım her zaman öyle söylerim arkadaşlar güzel şekilde süzdük artık cam kavanozumuza koyuyoruz ağzını da sıkıca kapatıp ister dolapta ister dışarıda bekletiyoruz arkadaşlar ama her zaman da dediğim gibi eğer dolaba koyma imkanınız varsa dolaba koyun işimiz garanti olsun. 1 litre mis gibi erik ekşim çıktı arkadaşlar. Tencerenin dibinde kalan da bir su bardağı su döküp güzel şekilde onları da çalkalıyorum arkadaşlar. Meyve suyu gibi yapmak istediğim zaman şekerini koymadan ekşi ekşi içmeyi seviyorum. Öyle yapıyorum, öyle içiyoruz. Yani ben içiyorum. Çocuklar içmek istedikleri zaman biraz şeker katıyoruz onlara. Siz de istediğiniz şekilde ister yemeklere kullanın arkadaşlar, ister meyve suyu gibi kullanabilirsiniz. İçine şeker atıp kısırlara, mercimek köftesine arkadaşlar, salatalara sarmalara, dolmalara, her türlü yere dediğim gibi nar ekşisini ve sumak ekşisi kullandığınız her yere bunları kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da ekşi meyve suyum, erik meyve suyunu yapmış oldum şekersiz arkadaşlar. Bir de tadına baktım gerçekten çok güzel. Harika bir görüntü, harika, harika bir kokusu var arkadaşlar. Bu da en son kalan posa kısmı. Bunu da size göstermek istedim. Suyunu süzdüre süzdür arkadaşlar. İyice her tarafı gitti, ezildi, kayboldu. Biz normalde bunu eğer imkanınız varsa, bahçeniz varsa bahçeye aşağı atın. Bir sonraki senede bahar ayında birkaç tane erik fidanı çıkardı mesela bizde. Bir sonraki melekle yemek videolarına buluşmak üzere. Hoşçakalın, bay bay.